Esselamun aleyküm. Az önce bir videomuzu sonlandırmıştık. Buraya kadar olan bir videomuzu tamamladık. Selim Paşa Park alanındayız. Umuyorum mikrofonumuzun pili de bitmez. Ses kalitemiz düşmez. Çatalca park alanına kadar birlikte sizlerle yolculuk yapmak istiyorum. Ayrıca sizlerin hal hatırlarını da merak ediyorum arkadaşlar. Haliniz, keyfiniz nasıl? İş bulamayan, ehliyeti olup iş bulamayan birçok kardeşim vardı. Onlar şu anda ne durumdalar? Onların durumlarını çok merak ediyorum. Çünkü tır şoförlüğüne giriş yapabilmek, mesleğe ilk adımları atabilmek için şu anda en uygun zaman. En uygun zaman, çünkü aşırı derecede ağır vasıta şoför açığı var. Her firmada mutlaka şoför ihtiyacı var. Bugüne kadar hiç şoför eksikliği yaşamayan bizim firmamız bile şoför sıkıntısı yaşadı. Bayağı bir şoför kadrosunu tamamlamak için sıkıntı yaşadık. Şu an itibariyle galiba kadro tam. Ama gittiğim, gördüğüm yerlerde birçok firmanın çok aşırı derecede şoför ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ve eskisi kadar da böyle çok firmalar seçici davranamıyorlar. Çünkü şoför yok piyasada. Eskiden illaki bir yerde çalışmış, tecrübeli, işten anlayan birçok kriter koyuyorlardı insanların önüne. Ama şu an itibariyle gelinen noktada işverenler çok fazla aradıkları personeldeki özelliklerin çok fazla bir yüksek kriter düşüncesinden artık vazgeçtiler mecburiyetten dolayı. O yüzden eğer bütün evraklarınızı tamamladınız ve henüz hiçbir tır şoförlüğü yapmadıysanız, şu an harekete mutlaka geçmenizi istiyorum. Bu videoyu güzelce izleyin. Söyleyeceklerimden yola çıkarak hemen videoyu telefondan izliyorsanız telefonu kapatın. Kamerada bilgisayardan izliyorsanız bilgisayarı kapatın ve hemen kendinize en yakın yerdeki lojistik şirketlerine, nakliye şirketlerine gidip hemen başvuru yapın. Çünkü çok aşırı derecede ihtiyaç var. Ama önce kendinizi bir başvuru yapacağınız yere giderken kendinizi bir hazırlayın. Şöyle güzelce bir nefes alın. Verin. Bir nefes alıp verin. Ondan sonra ben şoförlük yapabilir miyim? Bana birisi arabayı verirse, bugün arabayı, tırı verseler bana, ehliyetim var, evrağım var ama
Hadi bin derlerse ben bu tırı sürebilir miyim? Kendi kendinize bir sorun. Eğer orada tereddütünüz varsa ve kendinizden emin değilseniz hiç kimseyi uğraştırmayın. Öncelikle kendinizden emin olmayı deneyin. Bir nefes alıp verin ve deyin ki ya herkes sürüyor, herkes yapıyor. Ben de kendime güveniyorum. Geç kardeşim tıra dediği zaman adam, ben de hemen alıp yola çıkarım. Tamam, profesyonel gibi çok iyi bir şekilde kullanamam ama gideceğim geleceğim yerlere pür dikkat şekilde gider gelirim. Yavaş yavaş kendimi geliştiririm. Bu şekilde kendimize eminsek bu eminliğimizi de gittiğimiz iş başvurusu yaptığımız yerlerde kendimizden emin olduğumuzu da vücut diliyle karşımızdaki insana hissettirmemiz gerekiyor. Eğer kendimizden emin değil, tereddüt içerisinde başvuru yaparsak, başvuru yaparken araca binip sürüp süremeyeceğimiz konusunda tereddütlerimiz varsa, vücut dilimizde yansıyorsa, kusura bakmayalım. Ama o şekilde hiç kimse bize iş vermez. Verirse de kendi kendimize hüsran yaşar gider. Arabayı bir yere takar sürteriz ve o hayalini kurduğumuz meslekten belki de bir anda vazgeçme, buradan kurtulayım da bir daha bu araç işine bulaşmayacağım gibi vazgeçme noktasına getiririz ki kendimizi bunu da asla istemem. Eğer hevesiniz, isteğiniz varsa kendinizi de güvenin. Ben bu işi yaparım. Ben bu işi yaparım. Ben bu işi yaparım diye defalarca da kendi kendinize de söyleyin. Her öğreneceğiniz, her duyduğunuz bilgiyi de kafanıza da mutlaka not edin. Bilgi demek altın demek. Bilgi altından daha kıymetli. Çünkü bilgiyi kullanırsın ama seni terk etmez. Bilgi sende kalır. Ertesi gün tekrar kullanırsın. Yine o bilgi seni terk etmez, sende kalır. Yani unutmadığın sürece, unutsan bile bir şekilde hatırlayabilirsin. O bilgi senindir. Ama altın, altının oluyor. Bir paraya ihtiyacın oluyor, bozduruyorsun. Parayı da harcıyorsun. O altını kullanıyorsun. Ama ertesi gün elinde hiçbir şey yok. Tepekent Büyükçekmece, Tepekent Mahallesi, bu sol tarafımızda kalan bölge ise Çatalca ilçesine doğru araziler. Çatalca Park Alanı'nda sohbet videomuzu sonlandıracağız. Evet, Selim Paşa Park Alanı'ndan başlamış olduğumuz
yolculuğumuz, yol sohbetimiz Çatalca Park alanında son bulmadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Instagram'a Atik Eraslan yazarak Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenerek kanalımıza da destek olabilirsiniz diyorum ve sizleri yeni bir videoma kadar en güzeline Allah'a emanet ediyorum.